Trafik hepimizin hayatında tartışılmaz düzeyde var. Hepimizin hayatına trafiğin girdiği ilk an anne karnı arkadaşlar. Çünkü sadece sürücülük deneyimini içeren bir konuyu konuşmuyorum sizinle. Dolayısıyla bizim her şeyden önce şunu çok iyi bilmemiz lazım ki sadece sizin de değil esasında toplum olarak hepimizin trafik kurallarına harfiyen uymamız lazım. Sizin için özellikle söylemek istediğim şey şu, kamu adına bir hizmet vereceksiniz ve kamu adına vereceğiniz bu hizmet sırasında da insanlar sizden bir şekilde güvenli bir yolculuk beklentisi içerisine girecekler. Yani çocuk şuradan çıkıp öne buraya kadar gelene kadar, hele bir de ortada falansa, kontrolsüzden kastımız nedir? Işıklandırma sistemi olmayacak. Şimdi bu bir, tamam, güzel. Şunu hiç unutmayın, emniyet kemeri bu için olmazsa olmaz. Yani sadece otobüs kullanıyor olmanız yeterli değil. Dışarıda özel hayatınızda kendi araçlarınızı kullandığınız zamanlarda da buna harfiyen lütfen dikkat edin. Herhangi birisinden gelebilecek bir telefon görüşmesini yapın 30 saniye. Bir makale okumuştum. Şöyle diyordu. O 30 saniyelik telefon görüşmesi, yani oturuyorsunuz, herhangi bir şey izliyorsunuz, beni dinliyorsunuz veya bir iş yapıyorsunuz. Büronuzdasınız vesaire. 30 saniyenin sonunda 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde sizin düşünsel yapınızı etkiliyormuş. Mümkün mertebe dikkat etmek lazım. İnsan öğrendiği zaman öğrendiği buran yapması gereken şey her iki elini açacak, yumruk yapacak, su şişesini sıkacak, buraya da güç bindirecek. Sol eline de güç bindirecek. Bak buraya bir 2-3 yaşında çocuk getirsek sallanır. Görüyor musunuz? Esmiyor. Aklına telefonu geliyor, telefonuyla ilgilenmek istiyor. Bırak telefonunu, al eline, sağ eline, kaldır kollarını, aynı pozisyonu bir daha yaşayalım. Kaldır onu da kaldır, sağa da kaldır. Burayı sık lütfen. Bırak. Baba. Hadi bırak. Hani bazısı der ya, ben iki işi aynı anda yapabilirim. Kendimizi kandırıyoruz, yapamıyoruz. Eğer siz telefonunuzla ilgili olmaya başladıysanız, telefonla ilgili olmaya başladığınız andan itibaren bir kere her şeyi unutuyorsunuz. İşte aynı gözümde anlattığım şeyler değil mi? Şimdi mesela bunlar büyük arabalar ya. Şimdi ben mesela çoğunlukla iş yeri için konuşuyorum. Bölgenize gelen bu kemer kısmından boşluğu alacaksınız. Boşluğu aldıktan sonra burada da meydana gelecek olan bir boşluk olur. Boşluğu da sıktıktan sonra emniyet kemeri bu şekilde daha güvenli olur. Koltuğunuzun sırtlığına daha doğrusu sırtınızın tam anlamıyla temas etmesi lazım. İsmim Metin Uslu. Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletmesi'nin sorumlusuyum. Yeni başlayan personellerimize Trafik Şube Müdürlüğü'nden aldığımız destekle trafik eğitimleri veriyoruz. Daha düzenli, daha prensipli, daha kurallara uygun bir şekilde personellerimizle, vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla bu eğitimleri sürekliliğini devam ettirecek bir şekilde planlamaları yapmaktayız. Ulaşım Daire Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Düzenleme Sorumlusu Aliye Gumcu. Vatandaşlarımızı her gün güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaştırmayı önemsiyoruz. Kısacası sevgi taşıyoruz.